Hepinize günaydın. Şimdi bu güzel cumartesi sabahı bizi neden buraya topladı diye merak ediyorsunuz. Her şeyden önce cumartesi burada geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Ama motivasyonsuz öğretim olmadığı için müsaade ederseniz size biraz ön bilgi vereyim. Neden buradayız, neden böyle bir seminer yapmak gereği hissettik? Ondan bahsedeyim. Çok teşekkür ederim. Ablamızı da buldum. Her şey hazır. Benim adım Yurdeğer Nezihim Doğan. Hatta bazılarınızı tanıyorum. Ama beni tanımayanlar için ben Necdet Bey'in yeğeniyim. Ali Bey'in kuzeyiyim. Günür Hanım'ın da abisiyim. Burada bulunmamın amacı size Gücün Schwartz'ı tanıtmak. Aynı zamanda tercümanlık yapmak ona. Şimdi neden biz Gücün Schwartz'ı buraya getirdik? İsterseniz biraz size ondan bahsedeyim. Ben İzmir'de doğdum ama aşağı 20 seneden fazladır yurt dışındayım. Yani, 3 çocuğum var ve bu çocuğumu eşimle birlikte New York'ta yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve çocuklarımızı devlet okulları yerine bir özel okula göndermeye karar verdik. Her sene gidip gelirken Türkiye'ye bütün aile eğitimci olduğu için devamlı bir eğitim metotlarını karşılaştırıyoruz. Benim çocuğum nasıl yetişiyor, sen çocukları nasıl yetiştiriyorsun filan derken Ali Bey ile kardeşim Gülün Hanım dediler ki birini davet edelim. Waldorf eğitimi konusunda, bu özel eğitim konusunda bize biraz bilgi versin. Onlar birini davet et dedikleri zaman aklıma gelen ilk isim, aslında aklıma gelen tek isim ve dünyada bu işi en iyi yapacak isim Eugene Schwartz oldu. Eugene 30 seneden fazladır Waldorf eğitimiyle ilgili hem öğretmen olarak çalışıyor, hem üniversitede öğretmen yetiştiriyor. Aynı zamanda dünyada yüzlerce Waldorf okulunun danışmanı. Onlarca kitabı var. Çok güzel bir web sitesi var. millennialchild.com adında. 50'den fazla CD'si, DVD'si var. Bu anlatacak şeyler çok enteresan. Umuyorum cumartesi sabahını burada geçirmeye değecek kadar enteresan şeyler anlatacak bu sayı. Ben Eugene'i nereden tanıyorum? Bu eğitimin üç ayağı varsa siz öğretmenler, öğrenciler ve veliler, ben aslında veliler ayağını temsil ediyorum. Öğretmenlik, öğrencilikle şu anda alakam yok. Benim kızım öğretmeniydi. 8. sınıfa kadar. O şekilde Eugene'le tanışma fırsatı oldu. Ve ben inanıyorum ki benim tanıdığım, şu ana kadar gördüğüm en iyi öğretmenlerden bir tanesi aynı zamanda. Kolombiya Üniversitesi'nde tarih ve edebiyat üzerine derecesini aldıktan sonra Colorado State Üniversitesi'nde master yapmış. Ve Carnegie bursuyla Amerika'daki devlet üniversitelerine danışmanlık yapmaya başlamış. Ben kendisinden ve Waldorf eğitiminden daha fazla bahsetmeyeceğim. Kendisini sahneye çağıracağım. Gücün. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben çok uzun senelerdir yurt dışında olduğum için her bir kere profesyonel bir tercüman değilim. Aynı zamanda Türkçem çok iyi olmayabilir. Arada bir kaçırdığım, tercüme edemediğim şeyler olsa ön taraftan, arka taraftan yardımınızı isteyeceğim. Gel. Thank you very much for coming this morning. I'm going to speak about a vast subject. I only have a little time, and I want you to know that every sentence that I speak, I could speak for a whole week, non-stop, on that one sentence. Bu sabah burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok kısa zamanda çok fazla şey anlatmaya çalışacağım. Size şunu söylemek istedim ki burada kullanacağım her cümleyle ilgili olarak bir hafta konuşabilirim. But in the United States we speed everything up.
We try to condense things, so you're going to have to read between the lines as I speak. Fakat diyor biz Amerika'da her şeyi böyle hızlandırıp özünü çıkarttığımız için çok özetini dinleyeceksiniz, anlatmak istediğim şeylerin maalesef diyor. All of you are entrusted with a very great responsibility. You're educating the very young child and the children in the most formative, most developing years of their life, up until about age 10 or 11. Hepinizin diyor omuzlarında çok büyük bir sorumluluk var diyor. Gelişme çağında, gelişme çağının en hızlı dönemindeki çocukların sorumluluklarıyla yüklüsünüz hepiniz diyor. It's a responsibility that Waldorf schools take very seriously. We work with children in a developmental way. We want to be sure that whatever we teach them is appropriate for their age and is appropriate for the emotional and even the physical changes that they're going through. Waldorf eğitim sisteminde bizim bu çağa çok önem verdiğimiz bir çağ. Öğrettiğimiz şeylerin fiziksel gelişimine, aynı zamanda çocuğun diğer gelişimi, zeka gelişimiyle alakalı olması bizim için çok önemli. Yani verdiğimiz şeyin gelişimiyle orantılı olmasına biz çok dikkat ediyoruz, diyor. Now let me give you a picture to help explain how we work. I love to eat beef. I love to eat meat. When my little daughter was born 8 years ago, however, I wouldn't have taken a piece of steak and fed it to her. Bakın size ben bir örnek vermeye çalışayım diyor. Aslında ben eti çok severim diyor. Fakat diyor, kızım doğduğu zaman diyor, kızımı çok sevmeme rağmen diyor, ona aklımın ucundan geçmedi bir parça et vermek diyor. Instead, I give her the food that's appropriate for that age. Well, I didn't give it to her. Her mother gave it to her. Mother's milk. That has everything the baby needs in a form that the baby can digest. Steak, beef, would get the child sick. Onun yerine diyor, eşim kızıma ona yetebilecek bütün malzemenin içinde ihtiva ettiği ne sütünü verdi, et yerine diyor. Eğer et verseydik çocuğumu zehirlerdi diyor. Then when my daughter Zoe got older, we gave her fruit. Then we gave her grain. Then we gave her vegetables. Finally, when she was older, she got to eat meat with me. Yavaş yavaş kızım Zoe büyümeye başladı. Büyüdükçe ona önce meyve, daha sonra tahıl, daha sonra sebze ve gerçekten gelişme süresini tamamladığı zaman da et vermeye başladı. The human body tells us very quickly if we're giving a child the wrong food. They will get ill, or they won't look well, or they'll be very tired. There are many physical signs that tell us this. Eğer diyor bir çocuğa onun hazmedemeyeceği veya kabul edemeyeceği bir şey verirseniz diyor, hemen etkilerini gözlersiniz diyor. Çocuk hasta olur. Ya diyor yüzü sararır ya durumunda değişiklikler olur. Fakat yaptığınız kötü beslenmenin etkisi hemen gözlenebiliyor çocukta. When it comes to imparting knowledge to children, when it comes to teaching them, it's not so easy to know when you're giving them something that might not be right for their age. And this is an important aspect of Waldorf education. We are age appropriate. Bir besini verirken iyi veya kötü olup olmadığını hemen anlayabilirsiniz. Ama bilgi verirken veya uygun olmayan bir bilgiyi çocuğa empoze ederken onun etkileri hemen görünmeyebilir. Yaşına uygun bilgi vermek Waldorf eğitiminin en önemli şeylerden bir tanesi. We work with three principles as the child develops. We believe that for the first 6 or 7 years, a child learns primarily through imitation. That one can tell a child all sorts of things. If you do that, you'll get hurt. Don't go over there. Watch out. It doesn't do much. But
But if the child sees the parent acting in a certain way, the child will lovingly embrace that behavior and imitate it. And in this way, children learn habits, the first step of learning. Waldorf prensiplerinin ilki belki de şu esasa dayanıyor. 3-6 yaş grubunun öğrenmesi taklit ederek olur diyor. Eğer bir 3-6 yaş grubundaki bir çocuğa oraya dokunma, bunu yapma diye bağırırsanız, yönlendirmeye çalışırsanız çok fazla etkisini göremeyebilirsiniz. Çünkü o yaştaki çocukların öğretimi anne ve babalarına taklitle başlar diyor. Eğer sizi görürse ve sizin yaptığınızı taklit ederse çok daha hızlı öğrenir, öğrenmesi gerekir. The second stage of learning, from 7 until about 12 or 14, we speak of as the stage of authority. Here the child is looking for a strong leader, the mother, the father, and the teacher. And the teacher increasingly takes on the role of leading the child into the bigger world. And the child learns a lot now by listening as well as by looking at the teacher. Şimdi eğitimin ilk fazı taklit ederek başlamasına rağmen ikinci faza geçildiğinde, bu da 7-12 yaş grubu arasında oluyor. Burada çocuklar kendilerine bir otorite arama durumundalar. Bir otorite ihtiyaçları oluyor. 7-12 yaş grubu kendilerine dünyayı açacak, kendilerine dünyayı tanıtacak bir lider arayışını geçiyorlar. Anneler, babalar ve öğretmenlerin buradaki fonksiyonu çocuğu 7-12 yaş grubunda dünyayla tanıştırmak. The third stage, which goes from about 12 until 21, is the independent search for truth, in which the young person uses his or her thinking and wants to be helped to think more clearly. Here, teachers are like big brothers and sisters, walking along with the student, helping them in a general quest for knowledge, in which we are all really equals. And then comes the stage of self-education in young adulthood. Şimdi üçüncü faz 12-21 yaş arasında başlıyor. Ve bu fazın en önemli özelliklerinden bir tanesi çocuğun bağımsız düşünme ve hareket etme kabiliyetinin kazanması. Taklitle başlayıp bir otoriteyi dinlemekle devam eden, sonunda bir otoritenin olmadığı fakat öğretmenlerin bir arkadaş, bir kardeş gibi kabul edilip bir şeyi öğrenme yolunda destek aldığı fakat bağımsız düşünmeyi öğrendiği bir eğitim sistemidir. Ondan sonra da o kardeş veya abi rolü de ortadan kalkıyor ve yetişkinlerin eğitimi başlıyor. Burada artık kendi kendine öğrenime geçiliyor. Now, we go through all of these stages in our life. When you learn something new, you're probably going to be shown how to do it first. You always begin imitating. When we look at billboards, when we see commercials on television, they're saying to us, dress this way and you'll be like me. Use this toothpaste and you'll smile the way I do. Drink this soda and you'll have more fun in your life, just as I do. Imitation works on us very powerfully, even when we're adults. Aslında taklit yetişkinler için bile çok etkili bir eğitim sistemi yapıyor. Mesela reklamları izlediğiniz zaman size derler ki işte böyle giyinirsen benim gibi olursun. Bu diş fırçasını, bu diş macunu kullanırsan benim gibi gülümsersin. Bu sodayı içersen veya bu kolayı içersen benim gibi mutlu olursun. Beni taklit et tavsiyeleriyle yetişkinleri eğitmeye çalışırlar reklamlarda diyor. We also need to have an authority in our life. Certainly, I think that people stop at red lights. Though driving in Izmir, I wasn't always sure about that. But people do need others in order to have an orderly life to tell them what to do. When I flew here and the pilot said, we're going to be flying at 10,000 meters at about 850 kilometers an hour, I didn't argue with him and tell him to fly higher
or to fly faster. I accepted his authority, and we carry that for our whole life. Aslında diyor, hepimizin hayatında bir otoriteye ihtiyacı var diyor. Otoritenin bazı düzeni sağlaması için gerekli olduğunu söylüyor. Örnek olarak mesela diyor, kırmızı ışıkta durmak. Bize kırmızı ışıkta durmamızı gösteren veya durmamızı sağlayan bir otorite var diyor. Her ne kadar ben İzmir'de böyle bir otoriteyi görmediysem de diyor. Mesela uçuş sırasında pilotun 850 km hızıyla 10.000 km'den uçacağız demesi bile ben o otoritenin doğru bir şey yaptığına güvendim diyor. Kendisiyle tartışmadım. Neden 10.000 metreden uçuyoruz? Neden 850 km hızla gidiyoruz tartışmasını pilota getiremezdim. O bir otoriteydi diyor. But more and more in modern life we are on a search for truth. We want to be able to think for ourselves. We want to be able to scientifically make intelligent judgments. So it's very important, critical thinking, problem solving, intellectual education. This is really the need of the modern age for children all over the world. Bu modern dünyada çocukların ihtiyacı olan ve mutlaka öğretilmesi gereken şeylerden birkaç tanesi hakikati kendi kendine arayıp bilimsel yollarla eleştirel düşünceyle öğrenmeyi, bu hakikati kendi arayışlar içinde bulmayı öğretmek lazım. Modern çağda buna çok ihtiyaç var. So intellectual capacities and self-reliant thinking, this is like the great dome at the top of the building. But that dome can't stand unless it has strong pillars holding it up. Those pillars will collapse unless the foundation is strong. The foundation is imitation. The kindergarten teachers work with this. The great pillars are the years of first, second, third, fourth, fifth grade especially. And then that dome starts to form and shows itself in its great beauty especially in the upper grades and in the high school years. If the foundation is weak, everything else will fall apart. Şimdi hakikati aramak için kullandığımız zeka, hakikati aramak için yaptığımız entelektüel bütün çalışmalar bir insanın, bir insan yapısında sanki bir çatı gibidir diyor. Çatı çok önemli. Fakat diyor, eğer o çatıyı tutacak sütunlar yoksa diyor, o çatının da bir önemi yok diyor. Yani yetişkin döneme geldiğimiz zaman hakikati aramak için kullandığımız unsurları daha genç yaşlarda taklitle, otoriteyi taklitle öğrendiğimiz tutuyor. Eğer o olmazsa çatının düşme tehlikesi var. So it's very interesting in Waldorf schools, which like the school right here, go all the way from kindergarten up to the last year of high school. The kindergarten teachers are the most important teachers because they are laying that important foundation. They are helping the children develop their life of habits. Waldorf eğitiminin kindergarten anaokulundan 8. sınıfa kadar, hatta 8'den 12'ye kadar devam etmesinin sebebi budur. Yani bir temel kurulmadan, çocuğa o temel öğretilmeden, o taklit temeli öğretilmeden daha ileri eğitim sistemlerine geçilemez diyor. O yüzden anaokulunda verilen eğitimin çocuğa öğretilen alışkanlıkların, anaokulda çocuğun kazandığı alışkanlıkların bir hayat boyu sürdüğünü, o yüzden anaokulunun bir çocuğun hayatında en önemli eğitim süreçlerinden bir tanesi olduğunu söylüyor. Now for this reason, Waldorf schools move very, very slowly through the life of developing the intellectual capacities. We might say we start first with the hands and the feet. The children are playing a lot in the kindergarten years. Play helps children learn to be social beings. It also helps them learn the rules of working together. And it helps them take the world and make it their own.
bu gelişmeye yardımcı olmak için Waldorf okullarında anaokulu seviyesinde bu biz oyuna çok önemli. Oyun çocuklar için çok çok önemli bir parçası gelişimlerinin. Oyun sayesinde sosyal bir birey olarak nasıl hareket edeceklerini, nasıl ilişkiye gireceklerini ve kuralların ne olduğunu oyunlarla öğrendiler ve biz buna çok önem veriyoruz. So in the Waldorf kindergarten, the children don't learn to read or write. They don't learn in a formal way to work with numbers. Instead, they spend their morning cooking, cleaning, baking, playing in the sandbox, playing in water. Perhaps sometimes there are some farm animals nearby and they go out and help to take care of them. They draw, they paint, they hear stories, they sing songs. They might learn to play a very simple plucked musical instrument. But everything really remains in the world of playfulness. Anaokulunda bizim verdiğimiz eğitim biraz size farklı gelebilir. Biz çocuklara anaokulda okumayı, yazmayı ve yaz sayıları öğretmeyiz diyor. Öğrettiğimiz şeyler şarkı söylemek, oyun oynamak, bir şeyler pişirmek, temizlik yapmak, eğer yakında varsa bir çiftliğe gidip hayvanları göstermek, hatta ve hatta mümkünse basit bir müzik aletiyle oynamalarını sağlamak. Ama esas önemli olan bu çağda, yani yetişme çağına gelmeden anaokulu çağında onun alamayacağı veya azmedemeyeceği dil gibi, matematik gibi konulardan çocuğu uzak tutmamız. Now I can see from your faces that this is shocking to some of you, but let me go on. It gets even more shocking. Şimdi ben yüzlerinize baktığım zaman diyor biraz şaşırdığınızı görüyorum. Ama diyor dahası var diyor. Sizi daha da şaşırtacağım diyor. Biraz beklerseniz diyor. In first grade, the children only learn the letters of the alphabet and a few words. We do not formally teach reading yet in the whole first grade. They learn the numbers from 1 to 100. They learn times tables, multiplication tables, and they learn the basic four operations: adding, subtracting, multiplying, and dividing. All of that is taught very, very slowly. Şimdi birinci sınıfta ne öğrettiğimi söyleyeyim size. Birinci sınıfta biz okumayı öğretmeyiz diyor. Birinci sınıfta öğrettikleri tek şey harfler. Sadece harfler öğretiriz. Çok yavaş başlarız bu işe diyor. Onun dışında 100'e kadar rakamları öğretiriz. 4 işlem yapmayı öğretiriz. Ama diyor esas önemli olan çok yavaş sindirmelerini sağlayacak derecede yavaş girmek. Bu önemli konular. In second grade, they continue their work with arithmetic and learn place value, units, tens, hundreds, thousands, and so on. They learn more words, but most of the children are still not reading. By the end of second grade, 1/3 of the class may be reading. And that still is taught very, very slowly. İkinci sınıfa gelindiği zaman belki ondalık sayılara geçebiliriz diyor. Ondalık sayılara, kesirleri öğretmeye başlayabiliriz diyor. İkinci sınıfa gelindiği zaman öğrencilerin daha fazla kelime bildiği öğrendiğini gözleyebilirsiniz. Ama diyor ikinci sınıfın sonuna baktığınız zaman diyor sınıfta ancak diyor öğrencilerin 1/3 okuma yazdığını görürsünüz. Waldorf okullarında. In third grade, only by the end of the year, by the end of third grade when they're 9 years old, will most of the class be reading. And even then, there'll still be some who are not. These children may not read until sixth grade, and we're not necessarily worried about that. The children have also learned long division and long multiplication as well. Üçüncü sınıfın sonuna geldiği zaman çocukların çoğunun okuduğunu görebilirsiniz. Fakat yine bir sınıfta, yani 9 yaşındaki öğrencilerden oluşmuş bir sınıfta birkaç kişinin okumadığını gözleyebilirsiniz diyor Waldorf okulları. Biz bundan çok fazla endişe duymamız diyor. Fakat 3. sınıfa gelindiği zaman çok iyi yüksek büyük sayılarla çarpma, bölme yapmayı
öğrendiklerini görürsün diyor 9. yüzyılda. 9 yaşına geldi. Now please remember, this is going on in the United States, the fastest, most competitive, most aggressive country in the world. Parents are spending $15,000, $20,000, even $25,000 a year to have their children in a school where they may not be reading until the end of third grade. Şimdi size hatırlatmak isterim diyor bu olay, yani bu eğitim sistemi. Belki de dünyanın en ihtiraslı, en saldırgan, en ambitious, hırslı, en hırslı ülkesinde geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor diyor. Ve aileler yılda çocukları 3. sınıfta büyük bir ihtimalle 3. sınıfa kadar okuma yazmayı öğrenemeyecekleri bir sistem için yılda 15, 20, 25 bin dolar vermeye razı diyor. This proves, of course, that Americans have a lot of money to throw away. Say again. This proves that Americans have a lot of money to throw away. Bu diyor Amerikalıların sokağa atacak çok parası olduğunun bir ispatıdır diyor. But actually, they understand that especially in a country where everything is moving so quickly, a child may need the space that a Waldorf school gives. It's a space in which the child is allowed to be a child. And I'll explain this further in a moment. Fakat diyor, her şeyin bu kadar hızlı, bu kadar çabuk geliştiği bir ülkede diyor, çocuğun nefes alabileceği ve kendi gelişimini rahatlıkla sürdürebileceği bir alana, bir yere ihtiyacı var ve inanıyorum ki Waldorf okulları bu alanı, bu yeri çocuklara sunuyor. When a small mammal is born, a lamb or a kid or a calf, within a few minutes it's able to walk by itself. Within a few more minutes it's able to find its source of food. Within a year, it is able to completely take care of itself and also bear its own young. So within a year, that mammal has gone from being an infant to being an adult. In 1 year, or 18 months at the most. Şimdi memeli hayvanlarla insanları karşılaştırıyor. Memeli hayvanlardan bir kuzuyu örnek alırsanız mesela diyor. Kuzular veya memeli hayvanlar doğduktan birkaç dakika sonra yürümeye başlar. Birkaç dakika sonra yürümeye başladıktan birkaç dakika sonra yiyeceklerini bulabilirler. Bir sene sonra kendi çocukları olur. Yani aslında doğumdan yetişkin olmaya kadar geçen süre bir yıllı veya 18 ayı geçmez. Memeli hayvanlar böyle bir şey. Şimdi biz de karşılaştık. Now think of a human being.